Selamun aleyküm, merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde idgam mütekaribeyni ele alacağız. Pratik tecvid derslerimizin 13.'sü idgam mütekaribeyn. Peki nedir idgam mütekaribeyn? Mahreçleri veya sıfatlarında veya her ikisinde yakınlığı bulunan iki harften ilki cezimli olacak. İkincisi harekeli olduğu zaman birinci harfin yani müdgamun ikincisine müdgamun fihe katılmasına İdgam mütekaribeyn denilmekte. Arapça olarak idhalu ahadil harfeynil mutekaribeyni fil ahar. Mutemâsileyn dediği zaman idgam müsteyn. Mutecaniseyni derken burasını. Mutecaniseyn. Şimdi idgam mütekaribeyn de el mütekaribeyn. Yani bu kelimeyi eklediğimizde idgam mütekaribeyn Arapça tarifi ortaya çıkmış oldu. Mütekarip arkadaşlar yakın olmak, denk olmak, yaklaşmak gibi manalara gelir. Birbirine yakın olan, yakınlığı bulunan, idgam edilen harfler iki tane grubu vardır. Bunların ilki şöyle görelim. Lam ve ra ve kaf ve kef grupları. Şimdi bu grupları tek tek ele alıyoruz. Birinci grupta arkadaşlar lam ve ra harfleri. Lam harfi cezimli olacak. Ra harfi ise harekeli olarak. Yan yana geldiği zaman lam ra'ya idgam edilir. Dikkat edin. Önce lam gelecek, sonra ra. Yani önce ra gelirse burada idgam gerçekleşmez. İdgam mütekaribeyn olmuyor. Hükmü ra. Yani ra'nın zaten kalın veya ince okunmasıyla durum ortaya çıkıyor. Burada önemli olan neydi? Birincisi lam gelecek, sonra bu ikinci olacak. Evet, örnek olarak tam idgam gerçekleşiyor burada. Kul Rabbi diye ne yapacağız? Kur Rabbi. Yani lam ra'nın içine girecek. Kur Rabbi şeklinde okuyoruz. Yine bel rafa'ahullah ber rafa'ahullah ber rafa'ahullah. Yani iki tane ra okuyoruz. Şeddeli bir ra okur gibi fazla tutma yok. Önce ra harfi gelirse idgam yapılmaz. İkinci grubumuz arkadaşlar kaf ve kef harfi. Yine bu da Kur'an'da sadece bir örnek var. Kaf harfi cezimli, kef harfi ise harekeli olarak geldiği zaman kef harfine idgam edilir. Tek örnek olduğunu söylemiştik. Elem nahlukküm örneği. Burada hem tam hem idgami olarak okuyabiliriz. Elem nahlukküm şeklinde iki tane şeddeli kef şeklinde okuduğumuzda tam idgam. Ama bunun bir de nakıslı şekilde rivayeti de var. Elem nahlukküm. Yani tam idgam örneği daha kolay. Elem nahluk küm şeklinde okursak tam şeyi nakıs idgam. Elem nahluk küm şeklinde ikisi kef olursa da tam idgam ortaya çıkmış oluyor. Evet, şu örnekleri tekrardan görelim. Kur Rabbi ber rafa'ahullah elem nahluk küm. Nahluk küm. Burada da hem tam hem nakıs. Birinci grupta ise sadece tam idgam gerçekleşmiş oluyor. 13. dersimizi özetlersek, mahreçleri veya sıfatlarında veya her ikisinde yakınlığı bulunan iki harften birincisi cezimli, ikincisi harekeli olarak yan yana geldiği zaman idgam mütekaribeyn gerçekleşmiş olur. İdhal ahadil harfeynil mütekaribeyn fil ahar, Arapça tabir arkadaşlar. Birinci grubumuz iki gruba ayırdık. Lam ve ra harfi. Önce lam gelecek, sonra ra gelecek. Kur Rabbi, ber rafa'ahullah örneklerinde olduğu gibi. Tam idgam gerçekleşiyor. İkinci grubumuz ise kaf ve kef. Bu da sadece Kur'an'da bir kelime var. Elem nahlukküm örneği. Burada hem tam idgam hem de nakıs idgam. Nahlukküm şeklinde tam idgam. Nahlukküm. Yani o kafın istilasını, kalınlığını belli ederek okumaya da nakıs idgam diyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.